Başladı. Bakalım 5-1'i çevirebilecek mi Gökgörü takımı? Ya da Anadolu Kartalları farkı daha da maçacak. Hep beraber ikinci yarıda izleyeceğiz. Son 25 dakika artık. Volkan, Ahmet, Adem. Adem vurur mu Adem? 2 golü var. Vurdu! Ve dön binalarda. Adem etkili tamamladı Adem. Adem gerçekten olağanüstü bir performans. Attığı 3 gol, kendisi 3. takımın 6. golünü attı. 6-1 şu anda skor. Salih, çok klas hareketler Salih'ten. Salih yerde kaldı yine. Yunus Salih mücadelesi. Gel geri, gel geri, geri. Mehmet abi. Farz karşıya gitti. Salih çok klas hareketler yaptı orada. A grubunun kaliteli iki takımının karşılaşması, gol pozisyonu devam ediyor. Bu pozisyonlarda başarılı olan taraf çoğunlukla Anadolu Kartalları diyebiliriz. Süleyman bugün çok durgun. Vurur mu Süleyman? Vurdu! Az farkla dışarıya çıktı. Takımın teknik direktörü sevgili Ali Baykar'a da kenardan oyuna müdahalelerde bulunuyor. Kızmaya başladı artık. Evet, top kaleci Aziz'de. Aziz uzun gönderdi. Kimse yok ama attığı yerde Taç. Bakalım Ali Baykar'dan, Ali Hoca'dan başka değişiklik görecek miyiz? Bir kaleci değişikliğinde bulundu. Onur, çok klas Onur ama attığı yerde kimse yok. Samet, Adem'i geçemedi Samet. Bu maçın hemen ardından Özbek FC Astoles takımları karşı karşıya gelecek. O maçta en az bu maç kadar heyecanlı ve çekişmeli olacak diye tahmin ediyoruz. Süleyman. Cengiz arkasında Samet. Samet de çok durgun bugün. Samet. Gökgörü takımını mercek altına aldığımız zaman Süleyman, Samet, Mehmet. Üçünde de bir durgunluk var bugün. Alışta gelmiş performansları çok altındalar. Neden acaba? Şimdi bir ara pas Onur. Müdahale orada Candan galiba. Hayır, müdahale yok. Salih oyuna hemen başladı. Şimdi Süleyman. Süleyman yine geç kaldı. Şimdi Adem de geliyor. Anadolu Kartalları. Onur vurur mu? Vurdu ve dönmelerde. Onur da hat-trick'i tamamladı. Onur da hat-trick'ini yaptı. Şu anda skor 7-1. Gökbörü 1. Anadolu Kartalları 7. Namalup gelmişti bu maça kadar Gökbör ama ilk mağlubiyetini bu maçta alacak herhalde. Gözüken tablo bu. Ahmet. Ali Hoca'nın orada kenardan müdahaleleri ama çok sahaya yansımıyor şu ana kadar. Adem yine vurdu. Canı geçemedi Adem. Cengo. Onur'dan önce araya giren isim Can Taç. Onur 3, Adem 3 ve Yunus'un gollerine Kaan'dan. Yunus vurdu, direkten döndü. Yine bir köşe vuruşu organizasyonu. Onur. Kaan araya girdi. Taç. Samet'le kullanacak Gökgörü. Hemen oyun başladı. Şimdi Süleyman. Süleyman Ahmet'i geçti. Süleyman kaleye baktı. Arkadaşlarına baktı. Süleyman Salih'e. Salih. Yunus'un çabukluğunu orada gerçekten kutlamak gerekiyor. Defansın solunda çok başarılı müdahaleleri var maçın başından beri. Salih oyunu hemen başlattı. Kaan yine Yunus. Mehmet.
Mehmet. Geriye döndü Can. Uzun vurdu Cengiz. Şimdi Adem. Mehmet karşısında. Adem'in pası Onur. Onur yine tek pas. Cengiz'in önünde kaldı. Açı birazlar ama Cengiz bıraktı. Taç. Ahmet. Müdahale Can'dan Taç. Cengiz arka direk. Yunus vurdu yine kaleci Aziz. Şimdi defansta kimse yok. Süleyman gole gidiyor. Süleyman da gol. Göttürk takımı golü buldu. Çok güzel düşünceydi. Süleyman yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Fark şimdi 5'e düştü. Onur. Onur Adem yanında. Arkayı düşündü. Ahmet'e Kaan'ın müdahalesi Taç. Ahmet. Ahmet arkaya gönderdi ama attı yerde kimse yok. Süleyman ve Samet'le geliyor Göttürk'ü. Salih de destek verdi hata. Şimdi Salih bıraktı Samet. Samet. Volkan karşısındaydı Samet. Plas hareketler Samet'ten. Cengiz'i geçemedi Samet. Şimdi Ahmet topu oyunda kontrol edecek mi etti? Onur. Adem var. Ahmet var. Adem ve oynadı. Tekrar Onur. Pas arka direk. Çok net bir gol pozisyonu ama Ahmet'in vuruşunda top yandan dışarıya çıktı. Ali Baykar'a oyunu ileride kurun diyor. Rakibi ileride karşılayın. Orta sahayı, defansı orta sahaya daha yaklaştırın diyor ama fazla gömüldü bu sıra Gökbölü. Çaprazdan onu vurdu asfaltta dışarıda. Birinci bölgeyle ikinci bölge çok yakın oynuyor Gökbölü'de. Ama üçüncü bölgede çoğalamıyorlar. Maçın başından beri bu sıkıntı var. Şimdi Süleyman topu açtı. Tekrar önünde kaldı ama kontrol etti. Volkan'ın müdahalesi var. Top dışarıda. Köşe vuruşu Gökbölü kullanacak. Şimdi geldi köşe vuruşu. Ali Bey. Ali. Şimdi Kaan da kullanacak. Serbest vuruşu Gökbörü. Salih. Yine klas hareketler Salih'ten. Oyun başladı tekrar. Samet. Salih. Adem araya girdi. Şimdi Onur'la geliyor Anadolu Kartallar ama Can'ın müdahalesi. Top Yunus'un kontrolünde dışarıda Taç. Adem. Adem'den çok klas bir çalım. Mehmet'i çok klas geçti. Adem. Kaleci Aziz, Adem yerde. Aziz biraz kontrolsüz geldi ama neyse ki ciddi bir sakatlığa benzemiyor. Adem çok klas getirdi topu. Çok klas hareketlerle girdi ceza sahasına kadar. Aziz kalesini çabuk terk etti. Tehlike olabilecek bir pozisyonda başarılıydı Aziz. Şimdi kaleye yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak Anadolu Kartalları. Onur arkaya doğru attığı yerde kimse yok. Yunus çok klas vurdu. Yunus. Yunus attığı ilk gol kafaylaydı kornerden. Uzaklardan Salih çok güzel düşündü ama olmadı. Son golü de atan Yunus sağ çaprazdan orta sahanın az ilerisinde bir bölgeden olağanüstü bir vuruş yaptı. 90'dan topu ağlara gönderdi. Ve Anadolu Kartalları artık iyice rahatladı diyebiliriz. Şu anda 8 ikilik üstünlüğü var. Anadolu Kartalları'na Süleyman yerden vurdu ama çok etkili bir vuruş değil.
Cengiz de oyun başlıyor. Müdahale Candan, defansta Taç. Yunus oyunu başlatacak Taç'la. Onur. Onur. Mehmet var karşısında yine. Onur'un. Onur. Ahmet yanındaydı. Ahmet de oynamadı. Top hala Onur'da. Mehmet karşısında. Geriye Yunus. Yine ayak içi vurdu ama bu kez top dışarıda. Sabet'ten bir pas hatası. Ahmet uzaklardan Aziz iki hamlede topu kontrol etti. Salih. Salih. Salih Ahmet mücadelesinde, Ahmet yerde faul. Adem kullanacak serbest vuruşu, orta sahaya biraz gerisinden kullandı. Bir müdahale Mehmet'ten sekti top, kaleci Aziz'e kaldı. Şimdi Süleyman, Adem, bir daha Volkan. Tekrar Adem. Adem'den klas bir pas. Ahmet. Vurur mu Ahmet? Vurdu. Ama çok kötü vurdu Ahmet. Top dışarıda, out. Şimdi Salih de geliyor. Gökbörü. Süleyman. Süleyman. Cengiz'i geçti. Süleyman vurdu. Kaleci Ertuğ. Şimdi bir tehlike. Top sekerek geldi ama kaleci Aziz'in kontrolü dışarıya çıktı. Şimdi Kaan. Kaan sol ayakla vurdu ama attığı yerde kimse yok. O doğrudan dışarıya çıktı. Şimdi Yunus. Cengiz'le paslaştı. Yunus. Pası Onur'a. Onur, Onur'un pası, Adem boş kale diyebiliriz ama öyle bir geldi ki kaleci Aziz ayaklarıyla 9. gol engel oldu. Soldan bir vuruş. Kaçtan gol oluyor hocam? Kaçtan? Kaç değil mi? Evet, hakem golü verdi orada. Ahmet'in vuruşunda top ağlarda. 9. golü buldu Anadolu Kartalları. Ahmet de ilk golünü attı. Bir oyuncu değişikliği var Anadolu Kartalları'nda. Bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Defansın başarılı isimlerinden Cengiz oyundan çıkacak galiba. Volkan da çıkıyor galiba. Emre girdi. Evet, Emre oyunda. Anadolu Kartalları'nda Cengiz şu ana kadar başarılı bir performans gösterdi. Defansta kritik müdahalelerde bulundu. Emre onun yerine kalan dakikalarda görev yapacak defansta. Şimdi Can. Salih. Salih topu kaptırdı Ahmet'e. Şimdi Onur'la geliyor Anadolu Kartalları. Onur'un pası. Ahmet vurur mu Ahmet? Vurdu çaprazdan. Top ağlarda. 10. golü attı Anadolu Kartalları Ahmet'le. Fark 8'e çıktı. Artık buradan geri dönüş neredeyse imkansız. Ama averajı daha da eksi hale getirmemek için atılan ve yenen her gol çok çok önemli ligimizde. Çünkü bildiğiniz gibi sezon sonunda ikili averaj öncelikle. Daha sonra genel averaj kuralları geçerli. O yüzden takımların mücadeleyi son dakika kadar bırakmamasında maksimum fayda var. Şimdi Kaan. Kaan vurur mu Kaan? Emre'ye geçemedi. Mehmet'in müdahalesi başarılı orada. Adem önce araya girdi Taç. Yunus da kullanacak Taç atışına Anadolu Kartalları.
Can'ın kontrolü toplu orca dışarıya çıktı. Onur. Onur'un önünde kaldı top. Taç atışı da Onur kullanacak. Ahmet yanındaydı, uzaklaştı Ahmet. Arkaya doğru Adem'in yürüyüşü direkten mi geri geldi, dışarıdan geri geldi dedi hakem. Onur Hoca. Mehmet oyunu hemen başlattı. Şimdi Kaan bıraktı Süleyman'a. Süleyman kaleye baktı, vurdu. Kaleci Ertuğ yatarak. Güzel bir refleks top. Dışarıya çıktı. Ertuğ'u çok zorlayan toplar gelmedi bugün belki. O yüzden biraz soğudu Ertuğ'da. Ama müdahalelerinde genel anlamda başarılıydı. Süleyman Yunus'u geçemedi. Şimdi oyun tekrar başladı. Samet, Emre'nin müdahalesi var orada. Top Salih'in önünde kaldı. Volkan karşısında Salih. Salih'ten yine klasen Eketler. Salih. Topla biraz fazla oynuyor Salih. Zeminin azizliğinden oynadı burada. Şimdi Onur topu kaptı. Gole gidiyor. Onur vurdu topu ağlarda. Onur, Onur, Onur. On birinci golünü attı. Takımının kendisinin dördüncü golü bu. 11-2 skor şu anda. Farkı iyice açtı Anadolu Kartalları. Salih orada klas hareketler yaparken zeminin azizliğine uğradı. Onur topu aldı. Çok zorlanmadan golü attı. 11. golünü attı takımının. Son 2 dakika diyor maçın hakemi. 3. golü arıyor Gökburu takımı. Samet topu görüşünde. Aytones takımında artık, Asones takımında artık sahaya doğru davet edelim. Son 2 dakika karşılaşmada Özbek takımı da hazır. Bu maçın hemen ardından heyecan devam ediyor. Bodrum Meydan Halı Saha Ligi grup maçları devam ediyor. Aytones, Gökburu, Aytones ve Özbek FC takımları karşı karşıya gelecekler. Maçın hakemi ligimizin tecrübeli hakemlerinden Saim Ulutan hocamız olacak. Kamera çekiminde Eskişehir'in tanınmış gazetecilerinden Akif Fındık olacak. Müdahale Mehmet'ten çizgiden 12. golü önledi. Spikerde de ligimizin artık tecrübeli spikerlerinden diyebiliriz sevgili Hilmi olacak. Maçı anlatacak sizlere. Artık son şanslar. Anadolu Kartalları farkı iyice açmak istiyor. Bir vuruş, yine aynı organizasyon, yine aynı gol. Yunus da hat-trick'i tamamlıyor. Evet, mücadelenin son düdüğü geldi. Yunus 3, Adem 3, Ahmet 2 ve Onur'un 4 golü. Toplam gol sayısına bakalım. 12 oldu. 12-2. Mücadelenin sonucu. İki takımı da tebrik ediyoruz.